Arkadaşlar merhabalar. Sizinle birlikte bir soru çözeceğim. Bu soruda bir yerlerden size tanıdık geliyorlar. Evet, MSÖ sınavına girdiniz ve çıktınız. Ben de MSÖ sorularını gördüm ve şu yorumumu yapacağım size. Önce yorumumu yapayım, ondan sonra soruyu çözeceğim size. Gençler, ÖSYM artık birbirini tekrar eden soruları çok soruyor. Yani ben bu sınavda onu gördüm. Matematikte, geometride bunu gördüm. Aynısı demiyorum. Bak, benzerleri, hani aynı şeyin laciverti diyoruz ya. Aynı şeyin lacivertini önümüze koymuşlar. Mavinin laciverti şeklinde gelmiş karşımıza. Mantık aynı. O yüzden şiddetle tavsiye ediyorum. Son 5 yılın ya da 10 yılın ÖSYM soruları. 10 yılda çok eski oluyor ama. Son 5 yılın ÖSYM sorularını mutlaka mutlaka çözün. TYT'ye girecek arkadaşlar. Son 5 yılın MSÖ sorularını da çözsün. Çünkü MSÖ'deki soruların benzerleri de TYT'de çok karşımıza çıkıyor. Ya da AYT'de çok karşımıza çıkıyor. Bu sınavda ben bunu gördüm. O yüzden lütfen. Yani dikkate almayan arkadaşlar, yani bu zamana kadar hep söyledik, söylediğimiz şeylerin dahilinde de geliyor çoğu şeyler. O yüzden şiddetle, yani çok şiddetle tavsiye ediyorum. Lütfen ama lütfen son 5 yılın ÖSYM sorularını çözün. Zaten ben de bunun çok faydalı olacağını düşündüğüm için SML Hoca ile birlikte biliyorsunuz veri yayınlarından neyi çözdük? Son 5 yılın TYT ve MSÖ soruları kitabı vardı. Bir de AYT kitabı vardı. Onları çözdük. Ya biliyorum, bunun size faydalı olacağını biliyorum. Faydalı olmayan hiçbir içerikle karşınıza gelmedim ve gelmeyeceğim de. Hani boş beleş işlerle karşınıza gelmeyeceğim. Ben ders kanalıyım. Dersle ilgili öğrencilerin faydasına ne yapmam gerekiyorsa onu yapıyorum. Ve boş işlerle karşınıza çıkmıyorum ve bundan sonra da böyle devam edecek. Evet, bir soru. Bir soru beraber yapalım. Şimdi alanları 15 ve 18 birim kare olan dikdörtgen biçimindeki karton ile... dikdörtgen biçimindeki iki karton ile bir kare kartondan kare oluştur. Karenin kenar uzunluğu nedir ya da alanı nedir diye bir soru. Arkadaşlar, dikdörtgen ve kare konusunu hem konu anlatımında hem de tekrar kampında anlatırken ben ne dedim? Her zaman ağzımdan şu cümle çıktı. Dedim ki dikdörtgen ve kare konusunda ÖSYM çarpanları ayırmayı kullanmayı çok seviyor kardeşim. Dedim mi demedim mi? Aç dinle. Ya da tekrar kampını aç, dinle. Orada da hep onu söylüyorum. Bak, ÖSYM'nin dikdörtgende sevdiği tarz bu. Ha, normal klasik dikdörtgen sorusu, kale sorusu da sorabilir. Ama ÖSYM bu ara buna taktı. Çarpanları ayırmayı kullanacaksın. Evet, elimde iki tane karton var. Biri 18, biri 15. Hocam, ben o iki kartonu şöyle koyarsam, birini böyle koyarsam, birini böyle koyarsam bu kare olmaz ki. Bu kare olursa şu büyüğü kare olmaz ki. O zaman nasıl koyabiliriz? Bak, ilk etapta bile geometrik düşünce tarzını kullandırmış ÖSYM. Bak, şöyle bir kare. O zaman ben kare içinde kare elde etmek istiyorsam dikdörtgenlerden bir tanesi böyle olacak, bir tanesi de böyle olacak kardeşim. İşte şu bir kare, büyüğü de bir kare olacak arkadaşım. Ancak bu şekilde. O zaman küçük olan mesela bu. Hocam, bunun alanı 15, bunun alanı da kaç olsun? 18 olsun. Şimdi arkadaşım, bu bir kare ise şu kenar x, 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 x diyebiliriz. Sonra hocam, şunun alanını kullanacağım. 15. E bunun alanı 15 ise şunun da şunun çarpımı 15 olması için buranın 15'i 15 bölü x olması lazım. E bu bir kareydi. Şurası x, burası da x. Burası x artı 15 bölü x ise burası da x artı 15 bölü x olacak. Yani buraya da 15 bölü x kaldı. Dikkat et. Burası da x artı 15 bölü x. X artı 15 bölü x. Hatta burası x kare artı 15 bölü x yaptı şuradaki uzunluk. E hocam, şu 18'i kullanmadık. Bak, 18 alanı da neye eşittir? Şu kenarla, şu kenarın çarpımına. Yaz işlemi. Yazalım. X kare artı 15 bölü x çarpı 15 bölü x neye eşit olacak arkadaşlar? Neye eşit olacak? 18'e eşit olacak. Tamam. Şimdi şununla şunu çarp bakalım. 15x kare artı 225 bölü x kare eşittir 18 ya, eşittir 18x kare mi yaptı? Evet. Buradan 225 eşittir 3x kare mi yaptı? Evet. Buradan da böl bakayım, 225'i 3'e bölsek 3 kere 75 mi yapıyor? Aynen öyle. X kareyi 75 bulduk. X de böylelikle kök 75 çıkar. Bu 25 çarpı 3 olduğundan 5 kök 3 çıkar. Arkadaş, x'i 5 kök 3 bulduk. Bak, burası 5 kök 3. Hocam, burası 15 bölü x. Şu 15 bölü x, yani 5 kök 3. Şunlar sadeleşse 3 kaldı. 3 bölü kök 3'ü de neye eşit oldu? Kök 3'e eşit oldu. O zaman burası da kök 3 oldu.
Karenin bir kenarı kaç yaptı o zaman? 6 kök 3 yaptı. Evet gençler, karenin bir kenarı 6 kök 3. Alanını sorarsa 6 kök 3'ün karesi gibi. Aslına baktığınız zaman geometriyi ilk etapta nerede kullandık arkadaşlar? En başta şu büyük kare ve küçük kare şeklinde düşünürken kullandık. Geri kalanı ne? Geri kalanı görüyorsunuz, çarpanlar ayımı. ÖSYM, TYT'de de aynı şeyle karşımıza gelebilir mi? Evet arkadaşlar. Son yıllarda buna takık. Ya bangır bangır hep söyledik. Dedik. Çarpanları ayırmayı kullandırırlar. Alın işte, çarpanları ayırmayı kullanmış. Daha ne diyeyim? Bunun gibi sorularla yine karşınıza büyük ihtimalle gelirim arkadaşlar. Şimdilik bu dikkatimi çekti ve bununla ilgili böyle bir şey paylaşmak istedim. Dediğim gibi boş şeyler paylaşmayı sevmiyorum. Biz ders kanalıyız. Ders harici bir şey yok. Ama videonun başında da söyledim. Son 5 yılın sorularını mutlaka ama mutlaka çözün. Mantığını anlayarak çözün. Bu son 5 yıl sizin TYT'deki netlerinizi ya da AYT'deki netlerinizi en az, ya bilmiyorum da, ya şu an belli bir seviyeye geldiniz. Mutlaka ama mutlaka arttırır. Çünkü tanıdık sorularla karşılaşacaksınız. Çok faydalı olacak sizin açınızdan. Gençler, bu video bu kadar. Söylediğimiz şeylerin dışında çok fazla şeylerle karşılaşmıyorsunuz geometride. Bu arada şu anda MSÖ'yü sınavından çıkar arkadaşlar, kötü geçmiş olanlar vardır, şu vardır, bu vardır. Hiç kafanızı takmayın. İyi geçmiş olanlara helal olsun. Kötü geçmiş olanlar da, siz ilk adımı attınız. Hayırlısı olsun. Siz artık TYT'ye girerken daha rahat bir şekilde gireceksiniz. Bunu da, çünkü bir süreçten geçtiniz. MSÖ gibi bir sınava girdiniz. Bundan sonraki sınavınız emin olun daha rahat olacak. Bu rahatlık da size yani bayağı bir ön plana çıkaracak. Ama şu TYT, MSÖ son 5 yılın bir de AYT sorularını da çözmeyi lütfen ama lütfen ihmal etmeyin. Her dikdörtgen çözüşümde diyorum, çarpanlar ayırmayı ÖSYM'nin tarzı diyoruz geliyor. Matematik sorularına da baktım. Geometri sorularına da baktım. Aynı değil ama aynı şeyin lacivertiyle çok karşılaştım arkadaşlar. Artık siz ya şurayı geliştirin diyorum ya. Yani şurayı siz geometri ya da matematik yapmak istiyorsanız aynı sorularla karşılaştığınız zaman aynı soruyu tabii ki yaparsınız ama mantığı aynı soruları anlayabilirsiniz. O yüzden buranızla yani kafanızı kullanaraktan işlemler yapacaksınız. Onun için de çözümler tabii ki çok önemli. Lütfen ama lütfen şu işi güzel bir şekilde halledin. Bundan sonrasında kafanıza takmayın. Çok güzel işler yapacaksınız. Buna eminim. Şu an bir aksilik yaşayan bazı arkadaşlar vardır. Kafana takma. Yola devam. Çok güzel işler yapacaksın. Geometride full ya da full yakın yapacaksın zaten. Hiç merak etme. Buradan çıkaracağın ders çok önemli. Hadi bakalım. Şu TYT, MSÖ, AYT son 5 yılın sorularını mutlaka mutlaka çöz. Bu tavsiyemi de sakın ama sakın unutma. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.